Herkese merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. İlk defa uzun zaman sonra hafta sonu dışarıya çıktık ve annemlere kahvaltıya gidiyoruz. Kerim abi 2-3 gündür tutturdu, illa büyük anneme gidelim, illa büyük anneme. İyi dedik, o zaman cumartesi günü sabahtan gidelim çünkü bugün de işim işte. Dedik bugün kahvaltımızı büyük annesi günde yapalım değil mi? Otobüsten de indik, şimdi gelmek üzereyiz zaten. 2 dakikaya orada oluruz. Bakalım annem kahvaltıda ne hazırladı. Daha doğrusu uyandı mı? Saat daha 9.30. Biz 7.30'da uyandık, anca gelebildik hazırlanıp. Büyük ihtimalle yatıyorlardı bugün hafta sonu olduğu için. Şimdi kapıyı çalarız. Birlikte hazırlarız kahvaltımızı. Kuzum acıktın mı sen? Evet. Acıktı acıktı. Canlar şu anda saati görüyorsunuz. 1'e geliyor, 12.30. Biz kahvaltımızı çoktan yaptık. Evi de güzelce temizledik. Ne zamandır eşim annemden kalbura bastı istiyordu. Annem kalbura bastıyı çok güzel yapar bu arada. İşte gelip gidip anne bir kalbura bastı yapsan da yesek diye. Ben de buraya gelmişken hem dedik hadi yapalım. Akşam da Mikel geldiği zaman ona da veririz, o da yer dedi. Kalbura bastı yapacağız. Annem çok güzel yapıyor. Yalnız karbonat eksikmiş. Şimdi karbonat almaya fileye gideceğim. Hem de bir yürüyüş yapayım istedim. Bir de bugün bizim akşam yemeğinde şey olacak. Kıymalı pide, ama içini biz kendimiz hazırlayacağız. Ben robotu falan getirdim. Annenin robotu yoktu. Domates, biber alınacak. Onu babam pazara gitti şimdi almaya. Kıymayı da çıkardık, orada duruyor. Güzelce bir kıymalı iç hazırlayacağız. Ondan sonra pideciye götüreceğiz. Onlar güzelce bir şekilde yapacaklar inşallah. Ben şimdi montumu giyip gidiyorum. Biraz da böyle 4-5 adım atayım, yürüyüşümü yapayım. Dönüşte de fileye uğrayacağım. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün size kalbura bastı tatlısı yapacağım. Umarım siz de yapıp denersiniz, beğenirsiniz ve yorumlara yazarsınız. Öncelikle bu tatlının özelliği şerbetini kaynatıp soğuk olması. Burada 3,5 su bardağı toz şekerim var. 4 su bardağı su koyacağım. Şerbeti kaynatacağız. Balkonu alırız. O soğuya durur. Biz de o sırada kalbura bastığı yapmaya geçeriz. Yarım limon dilimi de atacağım içine şerbetine, şekerlenmemesi için. Annem bu tatlıyı Efso yapar bu arada. Şimdi 4 su bardağı su. Şimdi şeker eriyene kadar biraz karıştıracağım. Ondan sonra limonu da atacağım. Şeker erimeden şerbet kaynanırsa şerbet şey olur, şekerlenme olur. Ama erip de kaynadıktan sonra, yaklaşık zaten kaynadıktan sonra 15 dakika kaynatacağım. Bu şerbeti biraz koyu olacak, çok cıvık olmayacak. Yoksa kalbura bastı hamur olur. Püf noktalarını vereyim izleyicilerimiz. Yaparken onlar da öyle yapsınlar. Eğer vaktiniz varsa arkadaşlar akşamdan yapın. Ertesi güne bir saatiniz falan gelirse şerbetin çekili daha güzel oluyor. Yani. Orta ateşte kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynatmanız gerekiyor. Zaten şerbetin kıvamını göstereceğim ben. Ramazan ayı da geliyor. Allah hayırlı Ramazan aylar geçirmemizi nasip etsin. Tatlı ihtiyacımız çok olur yemeklerimizde yanında. İnsan canı daha çok tatlı istiyor oruçta. Sizlere de bir fikir olsun burada. Şimdi bunun erimesi yetti. Ben biraz da içine şey katacağım. Limon. Limon. Şuradan alayım hatta şöyle. Şöyle çeyrek limon. Yarımın yarısı. Hem böyle damlatıyorum, hem de böyle içine atıyorum. Hadi bakalım bu pişe dursun. Gözümüz şerbette şu an, dalgasını tutacağız. Biz şimdi geçelim tatlımızın yapımına. Malzemelerimizi sayalım mı Cansel? Sayalım. 2 tane yumurtamız var. Large boyu. 1 tane 1 bardak çay bardağı ölçüsü yoğurdum var. 1 çay bardağı ölçüsü sıvı yağım var. Bu yağdan isterseniz tereyağı koyun ama şu yağ çok hafif oluyor. Ben bundan kullanıyorum. Bundan da
bir yemek kaşığı dolusu margarin yağı. Ondan sonra da bir yemek kaşığı pudra şekeri hamurun içine. 2 yemek kaşığı irmik. 1 paket şekerli vanili. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Yarım tatlı kaşığı da karbonat. İçine 1-2 damla limon sıkıp aktifleştireceğim. Bu kıyır kıyır bir lezzet veriyor. İçinde bir kase dövülmüş cevizim var. İçine koyarken gösteririm zaten. Alabildiği kadar da un. Önce yumurtaları kıralım. Ellerimi yıkayayım ben hamura. Bir çay bardağı sıvı yağımız koyuyoruz. Bir çay bardağı yoğurt. Şöyle bir yağ koyacağım işte. Bu hafif oluyor. Tereyağda biraz tereyağı kokusu oluyor. Margarinde de ağır oluyor. İki yemek kaşığımızda dolu dolu irmik. Yemek kaşığı dolusu pudra şekeri. Bu da bir güzel kıyırlık veriyor içine. Bir paket vanilya koyduk. Şimdi karbonatımızı yapalım. Göstereyim ben size. Şu kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle 1-2 damla da limon suyu damlatıyorum şöyle. Bu aktifleştiriyor. Bakın. Aynen nasıl köpük köpük oldu. Benim annem biliyor bu işi ya. Şimdi yarım kaşık da kabartma tozu. Bu kadar da kabartma tozu. Çok az daha alabilirim aslında. Tamam. Şimdi bunları onu da yanıma alayım ben ağzını açayım. Öncelikle bunları böyle bir elimle bu verdiğim ölçüyle tam bir tepsi dolusu tatlı oluyor. Onun ölçüsünü ölçmedik ama zaten hamurun kıvamından ben göstereceğim size, öyle anlarsınız. Bunu ölçmeyi unuttum çünkü arkadaşlar. Yumuşak olacak ama sert olmayacak. Sert olursa tatlı şerbetini çekmez, çok sert olur. Cıvık, çok da cıvık olursa bu sefer de hamur olur. İstediğiniz kıyırlık da olmaz. Ben ölçüsünü size göstereceğim şimdi hamurun ayarını. Zaten çok basit bir tatlı. Yapsanız hoşunuza gider zaten yaparken. Hem çok zevkli yapması. Şerbet. Arkadaşlar hamurumuz tam kıvamını aldı. Hamurumuz böyle. Ele yapışmayan, sert olmayan, çok da cıvık olmayan böyle bir hamur oldu. Hamur elde ettik. Çok güzel oldu hamurumuz. Şimdi hamurumuz biraz bekle dursun. Ben şimdi rendede yapıyorum. Şekli rendede veriyorum. Başka aparatım yok ama siz isterseniz değişik aparatlarla deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, başladık şimdi. Annem bu şekilde rendenin üzerinde şekil veriyor. Ben sizler için şöyle göstereceğim. Cevizimiz de çok ufatmayın. İri kıyılmış olsun. Ağzı yani. İri iri gelecek. Hem içinde daha güzel oluyor. Burasını böyle kapattım yine.
Şöyle. Sizin değişik aparatlarınız varsa daha değişik şeyler de yapabilirsiniz. Ama ben ancak bu rende de güzel oluyor benimkisi. Hamurunu fazla elinize büyük almayın. Çünkü bunlar pişince şerbetini şey yapınca daha da çok büyüyor. O yüzden ceviz büyüklüğünde falan daha az olabilir. Evet arkadaşlar, ben kavurabası tatlımı yaptım şu anda. Fırınımı da önceden ısıttım. 180 dereceye ayarladım. Yaklaşık 30 dakika falan pişecek. Şimdi araları kontrol etmemiz lazım. İyice kızarana kadar. İyi kızarsın üzeri. Evet sevgili takipçilerimiz, kavura bastığımız pişti. Şimdi bir 3-4 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Ondan sonra şerbetini dökeceğiz üzerine. Hemen dökersiniz bu sefer. Ne yazık ki hamur olabilir. Arkadaşlar şimdi tatlımızla şerbeti buluşturacağız. Şerbetin kıvamını göstereyim size. Biraz koyu olacak. Kalın olacak yani. Şey, çok cıvık olmayacak şerbetimiz. Tatlımız ilk sıcaklığa gitti. Soğuk şerbeti tatlının üstüne döküyoruz. Böyle şerbet çok gibi geliyor ama şimdi o çekince bir tane şerbet kalmıyor. Bir damla şerbet kalmayacak içinde. Kaç dakika bekleyeceğiz bu şekilde? Böyle bir saat falan bekletin. Eğer vaktiniz varsa akşamdan yapıp ertesi gününe daha güzel oluyor. Evet, şimdi tatlılarımızı birazcık dinlenmeye bırakalım sevgili takipçilerim. Evet, şerbetini güzelce çeksin. En son tadına hep beraber bakarız. Tadım testi yaparız. Evet arkadaşlar, yaklaşık 3 saattir bekletiyoruz. Şerbetini güzelce çekti. Şimdi servis tabağını alalım. Bakalım tadı nasıl olmuş. Harika görünüyor. Üzerine de Hindistan cevizi ekleyeceğiz. Evet, gerçekten harika görünüyor. Bir de içerisine bakalım. Oh, kıyır kıyır da olmuş tam istediğimiz gibi. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Deneyenler yorum kısmını yazarsa çok mutlu oluruz. Eminim sizler de bu tarifi beğeneceksiniz. Evet sevgili takipçilerim, akşam yemeğinde pidemiz var biliyorsunuz. Az önce de söylemiştim sizlere. Malzemelerimizi biz buraya hazırladık. Şöyle 4 adet biberimiz var. 3 adet büyük domatesimiz var. Şöyle 3 adet de kuru soğanımız var. Böyle yarım kilo kadar da kıymamız yağlı var. Kıyma. Evet, yağlı kıyma bu arada. Biz pidelere genelde yağlı kıyma kullanıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Şimdi annem maydanozları da ayıplayıp yıkıyor. Onları da içerisine ekleyeceğiz. Ben de burada hemen robotla çekeceğim 2 dakikada. Saat 3. 3.30 gibi göndeririz. Ancak sıra falan vardır diye düşünüyorum.
Anca gelir. Ben şimdi içini hazırlayayım. Annem çok güzel hazırlar bu arada. Ben burayı yaptıktan sonra geri kalan anneme bırakacağım. Başlayalım. Evet arkadaşlar, hepsini çektik. Şimdi annem geri kalanını halledecek. Tuzunu Tuz biraz ekliyoruz. kararlı. Evet. Böyle yarım bardak zeytinyağı. Zeytinyağı. Zeytinyağı çok yakışıyor bu arada. Kesinlikle tavsiye ederiz. Yemek kaşığı salça, isterseniz biber salçası. Ben domates salçası kullandım. Biber salçam kalmamıştı. Böyle. Bir yemek kaşığı ketçap koyuyorum içine. Lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Evet, ketçap çok yakışıyor. Kuzum mu? Çok az kaldı kuzum. Çok mu? Evet, çok az kaldı. Şimdi ben bunu elimle yoğuracağım. Malzemelerin birbirine daha iyi girmesi için. Evde böyle için hazırlayıp götürmek bence daha çok sağlıklı ve daha çok mantıklı oluyor. Tabii en azından zevseleri kendimiz elimizle yıkıyoruz. Orada yıkanıp konduğunu bilmiyoruz. Hangi et kullanıldığını da bilemiyoruz. Yani kendiniz böyle daha ekonomik oluyor. Sade hamur parası veriyorsunuz. Yani. Tabii etini kendi kullanan yerler, çok güzel yapan yerler de var bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Evet, içimiz artık hazır. Şimdi biz bunu fırına gönderiyoruz. Babam götürecek. Bakalım ne zamana gelecek. Biz de yanına bir salata ve ayran yapalım. İsteyen pul biber, karabiber Tabii. atabilir. Biz de çocuk olduğu için acı atmıyoruz. Herkes üzerine atsın diye. Tamam. Bu domateslerin artık mevsim olmadığı için biraz rengi Yani. açık oldu. Hani domates şeysi olmadığı için. Tamamdır. Haydi bakalım, şimdi gitsin. Evet canlar, pidemizi yaptırdık. Şimdi geldi. Şöyle göstereyim. Daha sıcacık. Dumanın üstünde bu arada. Çıtır çıtır olmuş. İncecik.
Salatamızı da yaptık. Ayranımızı da yaptık. Biz de günün menüsü bu şekilde.